Değerli öğrenciler, bu bölümde sizlere fark kuvvetlendiricisi konusunu anlatacağım. Fark kuvvetlendiricisi, İngilizce olarak differential amplifier diye geçer. 1940'larda ilk olarak vakum tüpleri ile gerçekleşmiştir. Bildiğiniz üzere transistörden önce elektronik devrelerin tasarımında vakum tüpleri kullanılıyordu. Şimdi fark kuvvetlendiricisi ne işe yarar? Niçin bu şekilde bir kuvvetlendiriciye ihtiyaç duyulmuştur? İlk olarak bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi biz Türkiye'de şebeke gerilimi olarak 220 volt 50 Hz AC gerilimi bir takım doğrultma işlemleriyle diyotlu yapılarla DC gerilime çeviririz. Genelde çıkışta bir kapasitör kullanırız. Biz şimdiye kadar gördüğümüz kuvvetlendirici yapılarındaki besleme gerilimi olan VCC'yi bu tip AC gerilimden DC gerilime çeviren yapılarla elde ederiz. Kuvvetlendiricimiz ortak emetör yapısı, çıkışımız mesela mikrofondaki sesi kuvvetlendirmek için kullandığımız bir kuvvetlendirici olsun. Burada büyük bir problemimiz var. Nedir o? Biz tam DC bir VCC gerilimi elde etmek isterken, tam DC diyelim buna, elde ettiğimiz VCC geriliminde bazı dalgalanmalar meydana geliyor. Çok az da olsa bu dalgalanmalardan kurtulma şansımız yok değerli arkadaşlar. Bizim ses işaretimiz şu şekilde bir işaret olsun. Şimdi girişten ses işaretimiz geliyor. VCC'den de bu şekilde dalgalanmalar geliyor. Bu şekilde bir kuvvetlendirici yapısında buradan bu şekilde çıkışa dalgalanmalar geliyor. Sabit bir DC olmadığı için. Ki biz bunlara ripple diyoruz değerli arkadaşlar. Girişten de ses işaretimiz çıkışa geliyor. Ancak biz tam net bir ses işareti bu besleme gerilimindeki dalgalanmalardan dolayı elde edemiyoruz. Gürültü meydana geliyor değerli arkadaşlar. İşte fark kuvvetlendiricisi devreleriyle biz bu besleme geriliminden gelen gürültüden kurtuluyoruz değerli arkadaşlar. Hızlıca fark kuvvetlendirici yapısını incelemeye başlayabiliriz. Şimdiye kadar biz şu şekilde bir kuvvetlendirici yapısı gördük. Buradan giriş işareti geliyordu. Ve şu şekilde bir mikrofonumuzdan giriş işaretimizi uyguluyorduk değerli arkadaşlar. Ve in. Tabii şurada bir kutuplama var. Kutuplama.
RC1. Burası X düğümümüz olsun. İşte aynı bu yapıdaki devreyi aynalamış gibi düşünün. Şu şekilde burası da Y noktası. Bu da RC2 olsun. Q1, Q2 olsun. Bu noktaya da kutuplama geliyor değerli arkadaşlar. Yani kutupluyoruz biz devremizin bazını, transferimizin bazını. Nasıl kutuplandığını daha önceki derslerimizde anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu sefer çıkış işaretimizi X'ten almıyoruz da X ve Y arasındaki farktan alıyoruz. Ve out'u. Yani şu iki nokta arasından çıkışımızı alıyoruz. Böyle olduğunda ne olmuş oluyor? Bakın. X'e gelen Vx gerilimi nedir? Kazanç belli bir bu transistörden girişe gerilim uygulanıyor ve bu gerilim üzerinden bir kazanç elde ediyoruz. AV çarpı Vin şeklinde düşünebiliriz. Bir de Vx'e ne geliyor? V ripple. Vr. İşte bu VCC'deki dalgalanma gerilimi. Vr dalgalanma gerilimi. Vx'e bir de Vr geliyor değerli arkadaşlar. Küçük işaret bazında düşünelim bunu lütfen. Vy'ye bakın burada sade kutuplama var. Burada işaret yok. Vy'ye de ne geliyor? Aynı şekilde VCC'den Vr dalgalanma gerilimi geliyor. Ben Vout eşittir Vx eksi Vy şeklinde aldığım zaman ne yapmış oluyorum? Vin artı Vr eksi Vr beslemeden gelen bu dalgalanma gerilimlerinden kurtulmuş oluyorum. İşte fark kuvvetlendiricisinin mantığı bu devredeki VCC'den gelen dalgalanmaları elimine etmektir değerli arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bipolar ve MOS fark kuvvetlendiricilerini anlatmaya çalışalım. Hem bipolar hem MOS fark kuvvetlendiricilerini 3 farklı yöntemle incelemeye çalışacağız. Q1, Q2, RC1, RC2, VCC. Şimdi buraya bir VCM gerilimi. İlk olarak bir VCM gerilimi demek, daha doğrusu VCM'yi söyleyelim. Değerli arkadaşlar, CM common mod. Ortak mod CM. Bu yeni bir terminoloji. Fark kuvvetlendiricisinin yapılarında common mod response dediğimiz ortak mod cevabı önemlidir değerli arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu şekilde bir akım uygulayacağız. Şimdi bu IEE'ye kuyruk akımı denir değerli arkadaşlar. Sanki Q1 ve Q2 iki tane transistör, kuyruğuna da IEE akım kaynağı bağlanmış gibi düşünün. Kuyruk akımı. Tail diye geçiyor. Bu şekle şekil 4 diyelim. Şimdi ne yapacağız? Q1 ve Q2'nin ikisine de VCM gerilimini uygulayacağız. Bakın ortak mod. Bu aşamada işareti düşünmeyin değerli arkadaşlar. VCM'yi Q1 ve Q2'nin bazına uygulanan ortak gerilim olarak düşünün. Q
Q1 ve Q2'ye BCM gerilimini uyguladık. Ne olacak? Bir defa VBE1 ve VBE2 birbirine eşit. RC1, RC2'ye eşit. Onlar da RC'ye eşit olsun. Dolayısıyla aynı gerilim uygulandığı için Q1 ve Q2'ye IC1, IC2'ye eşit olacak. Onlar da IEE bölü 2'ye eşit olacak. Bakın burası önemli. Şimdi buradan IEE akımı akıyor şu şekilde. Şimdi buradan, şuradan gelen akım ne? IC1. Buradan gelen akım IC2. Bu akımlar baz akımlarını çok küçük olduğu için ihmal edebiliriz. IC1, IC2. Dolayısıyla IC1 artı IC2 IEE'ye eşit. Ve bunlar da eşit olduğu için, çünkü VBE gerilimi aynı, RC değerleri aynı. Dolayısıyla IC1 ve IC2 birbirine eşit ve IEE bölü 2'ye eşit bu akımlar. IC1, IC2'ye eşit. RC1, RC2'ye eşit olduğu için buraya X, buraya Y demiştik. VX, VY'ye eşit. O da VCC eksi RC çarpı IEE bölü 2'ye eşit. Şimdi değerli arkadaşlar, burada biz Q1 ve Q2'nin doymaya girmesini istemiyoruz. Neden? Çünkü bipolar transistörün kazanç vermesi için ileri aktif bölgede çalışması gerekiyor. Bu sebeple Q1 ve Q2'nin kolektör geriliminin baz geriliminin altına düşmemesi gerekiyor. Yani VCC eksi RC çarpı IEE bölü 2 VCM'den büyük eşit olmalı. Şuradaki VCM geriliminden büyük eşit olmalı ki transistörlerimiz ileri aktif bölgede çalışsınlar. Şimdi burada VCM gerilimi belli sınırlar içerisinde değiştiğinde IC kolektör akımları IC1, IC2, VX, VY değişmez değerli arkadaşlar. Ancak nerede? Belli sınırlar içerisinde. Biz VCM gerilimini, mesela VCM 1 volt olduğunda ya da 1.2 volt olduğunda, bu tabi yapıdan yapıya, transistörün üretilme prosesine göre bile değişir. VCM gerilimi belli sınırlar içerisinde değiştiğinde biz fark kuvvetlendiricisinde IC1, IC2, VX, VY gerilimlerinin değişmediğini görüyoruz. İşte buna, bu değişmeme durumuna değerli arkadaşlar, common mode rejection denir. Bu önemlidir bir kuvvetlendirici tasarımında. Ortak mod reddetme. Hatta common mode rejection ratio dediğimiz ratio, CMRR, common mode rejection ratio, bu bir kuvvetlendirici tasarımında önemli kriterlerden birisidir değerli arkadaşlar. Ve biz common mode rejection ratio'nun geniş bir aralığa sahip olmasını isteriz. Yani şöyle söyleyeyim, VCC 2.5 volt olduğunu düşünelim. Biz VCM'nin 2 volt olduğunda bile
IC1, IC2'nin VX, VY'nin değişmemesini ne yaparız? İsteriz. İşte buna biz ortak mod cevabı diyeceğiz. Fark kuvvetlendiricisi. Bir de fark kuvvetlendiricisinin farksal cevabı dediğimiz differential response diyelim. Evet, şimdi az önce common mode response'unda Q1 ve Q2'nin ikisine de ne vermiştik? VCM gerilimini uygulamıştık. Aynı gerilimi vermiştik. Şimdi bakın, burada Q1'e 1 volt ya da Q1'e 2 volt, Q2'ye de 1 volt verelim. Bu durumda ne olacak? Değerli arkadaşlar, şurası P noktası olsun. Burası X, burası da Y olsun. Şimdi bir defa şunu biliyoruz. IC1 artı IC2 IEE'ye eşit. Şimdi bakın, VBE yaklaşık 0.8 volt olduğunu düşünelim. Artı eksi 0.8 volt. Ve P noktasındaki gerilim ne olacak yaklaşık olarak? 1.4 volt. Bakın, P noktasındaki gerilim 1.4 volt olduğunda Q2'mizin kesimde olduğunu görüyoruz. Şimdi bipolar transistörün iletimde olması için gereken koşul neydi? Bir kere VBE gerilimi 0.8 volttan büyük eşit olacaktı. Bakın burada Q2'nin kesimde olduğunu düşünüyoruz. Baz gerilimi 1 volt, emetör gerilimi 1.4 volt. Bu durumda ne olacak? Adeta burası kesimde olacak değerli arkadaşlar. Ve açık devreymiş gibi davranacak. Ve IEE akımının tamamı Q1 üzerinden akacak. IC2 0, IC1 IEE'ye eşit olacak. İşte differential, yani farksal cevabında akımın biz kuyruk akımının tamamının bir taraftan aktığını, diğer tarafında nasıl davrandığını, diğer taraftaki transistörün kesimde davrandığını görüyoruz. Peki çıkış ne olacak? Çıkış. Bakın, şurası Y düğümüydü. VA da bu ikisi arasındaki farktı. Şimdi şu IC1 akımı, buradan da IC2 akımı akıyor. Şimdi VY VCC'ye eşit. Bakın RC üzerindeki akım sıfır olduğu için burada herhangi bir gerilim düşüşü yok. Dolayısıyla VY VCC'ye eşit. VX neye eşit? VX de VCC eksi RC çarpı IEE'ye eşit. Dolayısıyla biz VOUT için VX eksi VY'de VCC'den kurtulduğumuzu görebiliriz değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi fark kuvvetlendiricisinin kullanılma amacı besleme gerilimindeki dalgalanmalardan işaretimizin etkilenmemesini sağlamak. Devremiz var. Ona bir besleme gerilimi uygulanıyor. Kutuplanıyor o besleme gerilimiyle. Ancak o besleme geriliminin haricinde devreye bir de işaretimiz uygulanıyor. Mesela ses işaretimiz. Mikrofondan gelen ses işareti.
bu işaretin besleme gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmemesi lazım. Şimdi küçük işaret analizine bakalım. VCC, RC. Burası P noktası. Şimdi burasının VCM gerilimi ile kutuplandığını düşünelim ilk başta. Buraya bu şekilde kutuplandığında ne olacak bu akım? RC'den akan, Q1'den akan akım, bu da Q2. Buradan akan akım IEE bölü 2. Buradan akan akım o da IEE bölü 2. Şimdi biz ne yapıyoruz? Buraya delta artı delta V kadar bir işaret, küçük bir işaret fazla uyguluyoruz. Buraya da eksi delta V kadar küçük bir işaret, az küçük ve az bir işaret uyguluyoruz. Bu durumda IC1 ne olacak? IEE bölü 2 artı delta I kadar artacak. Bakın buradaki küçük bir işaret, bunu bipolar transistörün küçük işaret analizinde görmüştük. E üzeri VBE artı delta V bölü VT. Delta V kadar burada bir gerilim uygulandığında burada da delta I kadar bir artış olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Dolayısıyla IC1 akımı bu oldu. IC2 akımı ne olacak? IEE bölü 2 eksi delta I. Şimdi aslında şurada biz P noktasındaki gerilimin, oradaki gerilim hakkında bir bilgimiz yok. P noktasındaki gerilim düşmesi, P noktasındaki gerilim düşmesi ya da yükselmesi açısından serbest olduğunu görüyoruz. Bakalım P noktasındaki gerilim bu durumdan nasıl etkileniyor? Şimdi delta Vp kadar etkilendiğini düşünelim. O zaman delta, şu delta Ic1 diyelim. Buna da delta Ic2 diyelim değerli arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit zaten. Delta Ic1 eşittir Gm delta V eksi delta Vp. Bakın burası delta V kadar artıyor. Buradaki değişim de delta Vp kadar. Bundan bunu çıkartıp Gm ile çarpıyorum. Yani şuradaki delta V eksi delta Vp yazdığımı düşünün. Dolayısıyla Ic1 Gm çarpı delta V eksi delta Vp. Bunu bipolar transistörde transconductance kavramını anlatırken ifade etmiştik. Transconductance neydi? Bir gerilime bağlı akım kaynağı gibi davranır demiştik bipolar transistör için. İşte bu akımın gerilime bağımlı olma ölçütüne biz transconductance diyoruz. Gm. Ic2 ne olacak? Delta Ic2. Eksi Gm. Eksi İyi başa atıyorum değerli arkadaşlar. Eksi delta V eksi delta Vp eksi başa geçiyor. Ve burada ne olacak? Delta V artı delta Vp olacak. Biz Gm çarpı delta V eksi delta Vp'nin akımlardaki değişimler birbirine bunlara eşit olduğunu biliyoruz. Yani şu delta IC1 ile delta IC2 birbirine eşit olmak durumundaydı. Bunu biliyoruz. Ortak işaret
analizinde de gördük. Az bir akımdaki az bir değişim ne yapıyordu? IC1 ve IC2 akımında büyük bir etki meydana getirmiyordu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için delta Vp'nin 0 olması gerekir. Başka türlü bu iki ifade birbirine eşit olamaz. Dolayısıyla fark kuvvetlendiricisinde girişe uygulanan küçük bir gerilim farkından biz şuradaki, buraya da kuyruk gerilimi deniyor değerli arkadaşlar. Buradaki gerilimin değişmediğini görüyoruz. Şimdi bu devrede IC1 ne dedik? Delta IC1 bu sefer şu ifadede bu sıfır olduğu için delta IC1 GM delta V, delta IC2 de eksi GM delta V'ye eşit oldu. Dolayısıyla delta Vx, yani Vx'teki değişim ne kadar olacak? Bakın, Vx gerilimini hesaplamakla delta Vx'i hesaplamak farklı. Delta Vx demek değişim. Değişim ne kadar olacak? Bu kadar akım arttığında IC'deki delta Vx ne kadar olacaktır? Eksi GM delta V RC kadar olacak. Delta VY'deki değişim GM delta V RC kadar olacak. Dolayısıyla delta VX eksi delta VY eşittir. Eksi 2 GM delta V RC kadar VOUT'ta bir değişim meydana gelecek. Artı eksi delta VOUT diyelim. İşte değerli arkadaşlar, biz buna delta gerilim kazancı faksal kuvvetlendiricinin nedir? Change in differential output, yani V out'taki değişimin change in differential input. Fark kuvvetlendiricisinin girişindeki çıkışındaki değişimin girişindeki değişimi oranı eksi 2 GM delta V çarpı RC bölü 2 delta V. Neden 2 delta V? Biz Q1'in girişini delta V'ye kadar artırırken Q2'nin girişini de delta V'ye kadar azalttık. Dolayısıyla kazanç ne olacak? Eksi GM RC olacak. Gördüğünüz gibi fark kuvvetlendiricisindeki kazanç ortak emetörlü devredeki kazançla aynı oldu değerli arkadaşlar. Şimdi MOS faksal kuvvetlendiriciye bakalım. Yapı tamamen benzer. RD direnci, RD direnci, VDD gerilimi. Evet değerli arkadaşlar. VCM. Şimdi bunu da 3 açıdan incelemesini yapacağız. MOS faksal kuvvetlendiricinin de ortak işaret cevabına differential response dediğimiz farksal işaretinin cevabına
Bir de küçük işaret cevabına bakacağız. Şimdi burada da değerli arkadaşlar ID1, ID2. Yani bu M1 olsun, bu da M2. ID1, ID2'ye eşit olmak durumunda. Neden? Çünkü ikisinin de gate'ine, M1 ve M2'nin ikisinin de gate'ine uygulanan gerilim aynı. Ve bunlar da ISS bölü 2'ye eşit. VX burası. Burası Y. VX VY'ye eşit. Bu arada çıkışımızı şöyle alıyoruz. V out. Fark olarak alıyoruz yani. Aynı bipolar fark kuvvetlendirisinde olduğu gibi. Bu da BDD eksi RD çarpı ISS bölü 2. Şimdi M1 ve M2'nin doymada çalışmasını istiyoruz. Çünkü MOS transistörü doymada kazanç verir. Bu sebeple VDD eksi RD çarpı ISS bölü 2 ne olacak? VCM eksi VTH'dan büyük olacak değerli arkadaşlar. MOS transistörün doymada çalışması için iki şart vardı. VGS VTH'dan büyük olmalıydı. VDS de VGS eksi VTH'dan büyük olmalıydı. Bunları büyük eşit olarak da ne yapabiliyorduk? Düşünebiliyorduk değerli arkadaşlar. Burada da bipolar MOS kuvvetlendiricisinde bipolar fark kuvvetlendiricisinde olduğu gibi MOS fark kuvvetlendiricisinde de VCM'deki gerilim değişimi, VCM'deki değişim belli sınırlar dahilinde neyi etkilemiyor? ID1, ID2 akımlarını etkilemiyor ki biz buna ne diyoruz? Ortak mod rejection, reddetme oranı diyoruz değerli arkadaşlar. Common mod rejection ratio diyoruz. Peki, buraya, bu devreye faksal gerilim uygulandığında ne olacak? Yani V in 1 bu. Buraya da V in 2. İki tane farklı gerilim uygulandığında. Bakın değerli arkadaşlar. Bunu grafik olarak çizmek istiyorum. V in 1 eksi V in 2. Şurası tam sıfır noktası olsun. ID1 akımı şu şekilde gidip ISS'ye kadar maksimum değeri ISS. Sıfıra kadar. Minimum değeri de sıfır. Şurası sıfır noktası yani. Şuraya, şuna ID1 şu arkadaşlar. ID1 bu da ID2. Ne oluyor? Mesela diyelim ki buraya VDD 2.5 volt olsun. Buraya 2 volt. Buraya da 1 volt uyguladığımızı düşünün. Şimdi bu şekilde olduğunda ne olacak? V'in ISS akımının tamamı M1 üzerinden akacak. M2 ne olacak? Kesinde olacak. Çalışmayacak değerli arkadaşlar. Bunu birazdan sayısal örnek bu bölümde vermeyeceğim ama gelecek haftalarda sayısal örnek vererek bunu daha iyi anlayacağız. Peki V in 1 eksi V in 2'ye göre VX VY geriliminin değişimi nasıl? O da yine benziyor. Güzel. Evet. Bu VY gerilimi. VY gerilimi maksimum değeri VDD. V
Vx gerilimin de maksimum değeri yine VDD değerli arkadaşlar. Peki minimum gerilimine VDD eksi RD çarpı ISS. Yani hem bipolar fark kuvvetlendiricisi hem de MOS fark kuvvetlendiricisinde differential response dediğimiz farklı işaretler uygulandığında giriş transistörlerine akımın hepsi bir transistörden akıyor. Kuyruk akımının hepsi. MOS farksal kuvvetlendiricide, MOS fark kuvvetlendiricisinde ISS akımının hepsi bir kanattan akıyor. Bipolar transistörde aynı şekilde kuyruk akımının hepsi diğer kanattan akıyor değerli arkadaşlar. Farklı işaretler uygulandığında cevabı bu şekilde. Peki küçük işareti analizine bakalım. Aynı şekilde VCM gerilimi. Buraya delta V'ye kadar işaret fazla uyguluyorum. Küçük işaret. Buraya da delta V'ye kadar az işaret uyguluyorum. Bu durumda delta ID1 ne olacak? GM delta V'ye kadar artacak. Delta ID2 ne olacak? Eksi GM delta V kadar azalacak. GM delta V'ye kadar azalacak. Delta VX eksi delta VY eksi 2 GM RD delta V kadar değişmiş olacak. Ve kazancım da AV kazancım da eksi GM RD kadar olacak. Dolayısıyla fark kuvvetlendiricisinde ne oluyor değerli arkadaşlar? Bipolar fark kuvvetlendiricisinde ortak emetör kazancı gibi bir kazanç elde ediyoruz. MOS fark kuvvetlendiricisinde de burada verdiğim topolojiler için tabii bu söylediğim geçerli. Ortak kaynak kuvvetlendiricisinde elde ettiğimiz kazanç kadar kazanç elde ediyoruz. Şimdi diyot yüklü son olarak diyot yüklü MOS fark kuvvetlendiricisi. Değerli arkadaşlar, biz tüm devrede direnç kullanmak istemeyiz. Çünkü direnç fazla yer kaplar. Dolayısıyla genel olarak direnç yerine bu şekilde MOS transistörleri, bu şekilde bağlanmış bir MOS transistör, yani geçidiyle savağı birbirine bağlanmasıyla elde edilen MOS transistörü arkadaşlar, diyot bağlı diye isimlendirebiliriz. Bakın az önce direnç olan yerlere şimdi iki tane P tipi transistör koydum. İşte biz buna diyot yüklü MOS fark kuvvetlendiricisi diyoruz. Vin 1, buraya da Vin 2 diyelim. M1, M2, M3, M4. En basit haliyle bir op-amp'ı bu şekilde düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada şekilde gördüğünüz devre en basit haliyle bir op-amp yapısıdır. Şimdi az önce de söylemiştik. Fark kuvvetlendiricisinin kazancı
diyot yüklü için ortak kaynak kuvvetlendirici ile aynı kazanca sahipti demiştik. Yani biz burada gördüğünüz devrenin bir kanadını aldım bakın. V in 1, V out. Şu şekilde bir kazançla, devrenin kazancıyla bu M1, bu da M3. Bakın ne demiştik? Bu devrenin kazancı eksi GM RD idi. Yani bir tarafın kazancıyla aynıydı. Ben bu fark kuvvetlendiricisindeki kazancı bulmam için şu bir tarafın kazancını hesaplarsam aynı olduğu için bu fark diyot yüklü MOX fark kuvvetlendiricisinin kazancını da hesaplamış olurum değerli arkadaşlar. Şimdi küçük işaretini eş değerini çizelim. PMOS transistör için GMVGS3 RO3 şimdi şöyle bir kere kendisini çizeyim de. RO3. Evet. Burası drain'i. Şurada da gate'i var. G3 diyelim. D3 diyelim. Burası da source 3. Yani 3. transistörün gate'i, drain'i ve source'u. Birinci transistörü de aynı şekilde çizelim. Bu şekilde değerli arkadaşlar çizdikten sonra bağlantılarını yapması kolay olur. D1. Burası da S1. Şimdi şurası artı eksi VGS3. Burası artı eksi VGS1 değerli arkadaşlar. Şimdi bağlantılarımı yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi bir kere iki devrenin direğini birbirine bağlı. Bakın bunun gate'i direğine bağlı. Source'u toprağa bağlı. Küçük işaret VCC'ye bağlı ama VCC biliyorsunuz DC gerilim olduğu için küçük işaret analizinde toprağa bağlıyorduk. M1'in gate'i geçidi VIN1'e bağlı. Buraya VIN1 yazdım. Source'u S1 toprağa bağlı. Başka da bir bağlantı yok. Bu şekilde şey yaptıktan sonra şunları silebilirsiniz. Bu devrede ben kazancı hesaplayacağım. Bu da RO1. GM1 VGS1. Bu da GM3 VGS3. Şimdi VIN 1'imin VGS1'e eşit olduğunu görmem lazım. Bakın VIN 1 uyguladığım gerilim. Burada şu şekilde de düşünebilirsiniz. Şurası bunun V6'u. Şu şekilde Vin gibi bir gerilim bağladığını düşünün. Bakın Vin'i Kirchhoff'un gerilim yasasından VGS1'e eşit olduğunu görebilirsiniz. Vout da VGS3'e eşit. Bakın Vout'u şuradan alıyorum. O da Kirchhoff'un gerilim yasasından bakın burada VGS3'e eşit. Şimdi şurada şu düğüm için akım denklemimi yazarsam bakın orada 4 tane akım söz konusu. GM1 VGS1 artı GM3 VGS3 artı Vout bölü RO1 artı Vout bölü RO3 eşittir 0. Buradaki akım denklemimi yazdım. Şimdi GM1 VGS1 yerine VGS1 gördüğüm yere VIN1 yazacağım. VIN yazacağım. VIN1 gibi de düşünebilirsiniz. Ve VGS3 gördüğüm yere de
ve out yazacağım. Yazayım. Ve in ve out. Bu şekilde yaptığımda GM1 ve in artı ve out parantezinde GM3 artı 1 bölü RO1 artı 1 bölü RO3 eşittir 0. Bunu da VOUT bölü VIN'i detaylı hesaplarsanız burada değerli arkadaşlar 1 bölü 1 bölü GM 1 bölü 1 bölü GM3 şeklinde alırsanız bu üçünün birbirine paralel olduğunu görürsünüz ve buradan eksi GM1 çarpı GM 3 üzeri eksi 1 paralel RO1 paralel RO3 şeklinde kazancımızı hesaplamış olursunuz. Dediğim gibi burada gördüğünüz yapı en basit haliyle bir operational amplifier iç yapısıdır. Ve bunun kazancı da şurada gördüğünüz şekilde anlatılmıştır değerli arkadaşlar. Bu anlattığım konuları özellikle birinci referansta detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.